çok sıcak bir siyasi gündem var. Sorularımız onunla ilgili olacak. Altın Masa'da Cumhurbaşkanı adaylığı krizinin çıkmasının ardından sizinle Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirmenizle birlikte kriz sona erdi. Biz o günden sonra sizi hiç kameralar karşısında, mikrofonlar karşısında görmedik. Bu süreçte bir değerlendirmenizi alabilir miyiz önce? Önümüze bakıyoruz. Çok güzel günler bizi bekliyor. Çok zor bir zamandan geçiyoruz. Başta deprem bölgesinde yaşananlardan ötürü. Az önce konuşmamda da söyledim. Bir yandan güzel İstanbul'umuzun her konusuna hakim işlerimizi yönetirken, bir yandan da deprem bölgesiyle ilişkimizi ve diyalogumuzu en güçlü şekilde devam ettireceğiz ki artık meseleye bütünüyle Türkiye politikaları üzerinden de eğilmemiz gereken zaman dilimi içerisindeyiz. Bu bağlamda hem de bu sürecin olgunlaşmasına çok yüksek bir biçimde katkı sunan Cumartesi günü Sayın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi'yi Hatay'da Hatay ziyaretinde oradaki koordinasyon merkezimizde ağırlayacağız. Yine 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beyefendiyi de Salı günü yine Hatay'da ağırlamanın ve bir arada deprem bölgesine dönük ve Türkiye'nin deprem meselesine dönük süreçleriyle ilgili çözümlerimizi, çalışmalarımızı paylaşıyor olacağız. Artık sahayı konuşacağız, memleketimizi konuşacağız. Dirençli, dayanıklı şehirleri, çocukları, gençleri, kadınları, eğitimi, bütün konuları konuşuyor olacağız. İstanbul büyük bir merkez. Burada ürettiklerimiz ve üreteceklerimizi de bu sahada paylaşıyor olacağız. Bu yolculukta hem ben hem Sayın Mansur Yavaş arkadaşım olmak üzere altılı masaya, altı lidere katkı sunan Cumhurbaşkanı adayımızın da 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı olması için elinden geleni yapan bir süreç tarifiyle güçlü bir yolculuğa başladık. Hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın, memleketimize ve milletimize şimdiden güzel bir gelecek sağlasın diliyorum. Peki bu Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir arada olamayacağına ilişkin bir hukuki tartışma da var. Sizin bu konuyla ilgili ben şu anda makam tarifi veya o tür süreçlerle alakalı hiçbir duyguya sahip değilim. Tek duygum var. 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak aklı, stratejiyi, çalışma yürekliliğini ortaya koyan insanlar olmak. Hep ne söyledim? Ben bu sürecin en çalışkan neferi olacağım. Bunu sahada göreceksiniz. Peki. Evet. Seçim kampanyası nasıl yürüyecek? Yani çalışıyoruz. Tabii genel merkezler çalışıyor, bizler çalışıyoruz, Cumhurbaşkanı adayımız çalışıyor. Bunların sistemli bir biçimde bir araya geldiği, koordine edildiği bir akılla geleceği o anlamda tasarlarız. Bugünden onunla ilgili söyleyecek çok fazla bir çok şey yok. Çok erken diyeceksiniz ama 2024'te de bir yerel seçim var. Evet. Hepimizin merak ettiği şey Millet İttifakı bu Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanırsa, siz Cumhurbaşkanı yardımcısı olursanız çok yerel seçim. Yani memlekette o kadar uzun vadeli şeyleri konuşmak keşke mümkün olsa. İki günde, üç günde bile neler yaşıyoruz. Onun için sadece bugünden her şey çok güzel olacak diyeyim size. Ben son olarak evet. Başkan yardımcılığı teklif edilmesini nasıl karşıladınız? Meseleyi şöyle okuduk biz. Her ne olursa olsun en doğru şekilde ayrışmadan bütünleşerek yola devam etme meselesi. Çünkü bu işin kurucusu olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener'in en güçlü lokomotifi olması gerektiği inancıyla biz onlara nasıl katkı sunarız bakışıyla bir arada olduk. Doğru bir şekillenme oldu. Her şey çok güzel olacak. Evet, sevgiyle kalın. Sağ olun. Başkanım, başkanım. Efendim? Malum ülkede kuraklık var, İstanbul'da evet. Suyla alakalı evet. Sorunu var mı, olacak mı? Evet. Buraya İSKİ'yle ilgili toplantıdan geliyorum. Tabii ki bir susuzluk alarmı ile ilgili bir sorun henüz İstanbul'un gündeminde yok ama gerçekten son 25 yılın en kurak dönemini yaşıyor bütün Türkiye. Yani bu işin İstanbul'u yok. Bursa'da bazı barajlar kurudu. İstanbul, Ankara'da çok dibe indi. Haritaya baktığınızda kuraklık bütün coğrafyanın sorunu. İSKİ'de yaklaşık 1,5-2 saat bu sabah bunun toplantısını yaptık. Belli tedbirlerimiz var, tasarruftan birçok hususa kadar. Bunlarla ilgili açıklamalarımız olacak.
Ayrıca ne yazık ki yıllardır, yaklaşık 6 yıldır, açılışı 6 yıl önce yapılacaktı. 6 yıldır, hatta 7. yıla girdi. Melen başta olmak üzere İstanbul ve Türkiye kuraklık ve su ile ilgili stratejimizin hazırlıklarımız vardı zaten. Açıklamalarını da önümüzdeki günlerde İstanbullu hemşehrilerimle ve bütün Türkiye ile paylaşıyor olacağız. Teşekkür ederim. Başkanım.